Şu videodaki 7 genci görüyor musunuz? Her şey çok sıradan, çok doğal. Sıradan bir günün sıradan bir akşamı buluşan 7 arkadaş var sadece. Bir tekel bayisinin önündeler, birazdan arabalarına binecekler, hız yapacaklar ve sonra... Peki ya asansördeki şu adam? Yine her şey sıradan geliyor değil mi gözünüze? Değil işte. Birazdan koridorda bir kedi görecek ve sonra... Her şey hep sonra, farkında mısınız? Adalet de ceza da sonradan tecelli ediyor. En azından çaresizce oturduğumuz yerden tecelli etmesini bekliyoruz, bunu temenni ediyoruz. Sarılıyoruz o küçük ekranlarımıza, ağzımıza, aklımıza ne geliyorsa sayıp sövüyoruz sosyal medyada. Peki bunun bir öncesi olsa, adalet daha suç işlenmeden tecelli etmeye başlasa? Gelin hep sonrayı konuşmak yerine bu kez biraz önceyi konuşalım. Çünkü teknoloji bugüne kadar işlenmiş ve gelecekte işlenecek suçların büyük bir çoğunluğunu daha yaşanmadan tespit etmeyi ya da çözmeyi vaat ediyor bize. Bunun için uygulanan birkaç tane yöntem var. Peki ama nasıl? Eğer obsesif kompulsif ya da şizofren biriyseniz Facebook ya da Google bunu siz fark etmeden önce fark edebilir. Ancak onlar için değerli olan şey sizin mental sağlığınız değil, daha sonra satın alacağınız bir çanta, bir ayakkabı ya da yeni bir akıllı telefon olur. Davranışlarınız olabildiğince detaylı bir şekilde takip edilir. Aynı davranışları sergileyen diğer milyonlarca insanla karşılaştırılır ve sonucunda yeni bir ayakkabı reklamı görüverirsiniz. Şeker mi seviyorsun? Hop, şeker sevenlerin %90'ı çokomali de sever, buyur sana çokomel reklamı. Para çokomel ilişkisi yani dostlar. Şeker hastası olsanız bile bu o teknoloji şirketlerinin çok da umurunda olmaz, aynı çokomel reklamını, şeker reklamını görmeye devam edersiniz. Peki o reklamı gören kişi, o şekeri satın alıp bir şeker hastasına yedirerek cinayet işleyecek potansiyel bir suçluysa, bu olay gerçekleşmeden nasıl önüne geçebiliriz? Ya da şöyle sorayım size, verilerimiz ticari amaçlarla reklamlar için falan değil de istihbarat, gözetim ve bir suçu işlenmeden önce tespit etmek için kullanılsa ne olur? Yapılmışı var. Bunun için sizi dünyanın iki ucuna, iki kutbuna götürmek istiyorum. ABD ve Çin. Bu iki ülkede yapılan uygulamalar potansiyel suçları işlenmeden önce tespit etmek ve suçluları da suç işlemeden önce yakalamak için iki farklı yaklaşım kullanıyor. İkisinde de amaç teknoloji sayesinde ve nimetlerini kullanarak tam anlamıyla geleceği tahmin etmeye çalışmak aslında. ABD Predpol yani açılımıyla Predictive Policing ya da Türkçesiyle tahmine dayalı polislik sistemleri sahip. Mesela Los Angeles kentindeki bazı özel birlikler Lazer adını verdikleri bir sistem kullanıyorlar. Şehirde yaşayan milyonlarca insanın aktif adli sicil kaydı tutuluyor ve herkes canlı olarak anlık olarak puanlanıyor. Daha önce suç işleyip denetimli serbestlik alanlar 5 puan, bir çete ya da suç örgütü üyesi olanlar 10 puan, daha önce polise mukavemet etmiş kişiler 20 puan alıyor ve liste bu şekilde giderek kabarıyor. Şehrin farklı bölgelerinde yaşayan en yüksek puanlı insanlar tespit ediliyor ve bu insanlar kronik suçlu olarak etiketleniyor. Ancak ne o insanların ne de toplumun bundan haberi yok. Üstelik dahası da var. Son 3 yıl içerisinde işlenmiş bütün suçların türü, konumu ve zamanı derin bir veri analiziyle ayıklanmaya başlıyor. Bu veriler kronik suçlu listesindeki insanların son görüldükleri ya da sıklıkla görüldükleri yerlerle birleştiriliyor. Ortaya her an bir suçun işlenme ihtimalinin en yüksek olduğu küçük küçük bölgeler ve haritalar çıkıyor. Veri okumayı bilen yüksek donanımlı polisler de bu minik haritalarda her gün gizli ya da açık bir şekilde devriye atıyorlar. Bu devriyeler sırasında yüksek çözünürlüklü güvenlik kameraları, dronlar ve yüksek çözünürlüklü yüz tanıma sistemine sahip yaka kameraları falan kullanılıyor. Bu aşamadan sonra aslında modern teknolojinin işi bitiyor ve her şey sahadaki polisin iradesine bağlı bir hale geliyor. Peki bu sistem suçları işlenmeden önce engellemek adına ne kadar başarılı? Predpol uygulamalarının yapıldığı Los Angeles kentinde başarı oranı %4.7. Predpol sisteminden önceki insanlı sistemde de başarı oranı %2.1. Bu rakamlar ilk bakışta kulağınıza çok düşük görünebilir arkadaşlar ama %2.1 ile 4.7 arasında 2 kattan fazla fark var. Yani Predpol sistemiyle suçlar 2 kattan daha fazla başarılı şekilde önceden tespit edilebilmiş, suçlular en azından potansiyel suçlular önceden yakalanabilmişler. Ancak burada da çok büyük sorunlar var. Diyelim ki son 3 yıl içerisinde işlenmiş ve dataları analiz edilen o suçların faillerinin %70'inden fazlası siyahi insanlar. Böyle bir durumda data analizini yapan ve polisleri yönlendiren algoritmalar ve yapay zekalar siyahi insanların daha çok suç işlemeye yatkın olduğuna dair bir yanılgıya kapılabilir. Bu soruna birazdan değineceğim. Gelelim şimdi madalyonun diğer yüzüne yani Çin'e. Çin,
Mass Surveillance yani Türkçesiyle kitlesel gözetim yoluna başvuran bir ülke. Ülkede bir suç işlenmeden önce kabaca şöyle bir süreç işliyor. Geçmişinde suç işlemiş iki kişi bir otelde aynı gece oda kiraladığı anda, daha önce politik protestolara katılmış bir kişi tren biletini alır almaz, akıl hastası olduğu için evinin her tarafına hükümet tarafından kameralar takılmış bir kadın evinden çıkar çıkmaz her şey anında polise bildiriliyor ve anında polis olay yerine intikal ediyor. Bunların hepsi yaşanmış olaylar arkadaşlar. Çin'de çoğu protesto ve suç bu şekilde yaşanmadan önce bastırılıyor. Peki Çin bunu nasıl yaptı? Ordusuna harcadığı paradan çok daha fazlasını kitlesel gözetim teknolojilerine harcayarak. Yaklaşık 95 milyar dolar gibi bir rakam var ve yıl 2011 arkadaşlar. Zaten her şey de aslında 2011'de başlıyor. Başkent Pekin'de milyonlarca insanın telefon sinyalleri bir anda takip ediliyor. Yaklaşık bir yıl içinde Çin polisi yüksek çözünürlüklü güvenlik kameralarında desteğiyle 100 bine yakın suçu çözdüğünü bildiriyor. Bu başarıyı gören hükümet geçen yıllar içerisinde telekom şirketlerine ve internete video yüklemek isteyen insanlara kimlik kontrolü zorunluluğu getiriyor. Yüzlerce milyon insanın internette son 6 ay içerisinde attığı her adım an ve an ülke içerisindeki sunucularda kayıt altına alınmaya başlanıyor. Hemen ardından bütün bu verilerin Çin sınırları içerisinde depolanma şartını koşan bir yasa onaylanıyor. Havalimanlarında elektroşok donanımına sahip ve kızılötesi kameralarla yüz tanıyabilen robotlar devreye gezmeye başlıyor. Polislere kameralı gözlükler veriliyor. Yetmiyor, Çinlilerin WhatsApp yerine kullandıkları, mesajlaştıkları, hatta bir sokaktaki esnafın bile ödeme aldığı WeChat uygulamasındaki tüm mesajlar, tüm veriler anlık olarak hükümet tarafından kullanan insanların haberi bile olmadan kayıt altına alınıp takip edilmeye başlanıyor. Konum takibi yapabilen çipe sahip ve içinde kan örneği yani kişinin DNA'sı bulunan akıllı yeni nesil kimlikler de cabası. Yapay zeka destekli bir iris tarayıcıya ve iPhone'daki gibi kameralara sahip akıllı kasklar, kuş kılığına giren casus dronlar, milyarlarca ama milyarlarca yüksek çözünürlüklü güvenlik kameraları. Anlatırken ben yoruldum, orada yaşayan insanlar nasıl bir korku içerisinde yaşıyorlar siz düşünün artık gerisini. Kimsenin ruhu bile duymuyor ama herkesin çevresinde görünmez bir kafes var sanki. Yani Çin, ABD gibi suçun ve suçluların yoğunlaştığı küçük bölgeleri değil de tüm ülkeyi ve tüm vatandaşlarını takip etmeye uygun gören bir ülke. Eğer yüz kızartıcı suçlar engellenecekse ve bir insan bir katil olmadan hem kendisi hem de kurbanı kurtarılacaksa bunlar hiç sorun değil diyebilirsiniz aslında ama durum pek öyle değil arkadaşlar. Çünkü hem ABD hem de özellikle Çin'deki bu uygulamalar yoğun verilerin işlenmesiyle gerçekleşebiliyor. Peki bir şeyin suç teşkil edip etmeyeceğini kim belirliyor? Hukuk, anayasa, yazılı kitaplar var değil mi sonuçta? Ancak her şey öyle insan haklarının yazılı olduğu kitaplarla işlemiyor maalesef. Mesela ülkenin kuzeybatısında yaşayan bir Uygur Türküyseniz vay halinize, çünkü her an polis yolunuzu kesebilir, göz bebeklerinizi, irisinizi tarayabilir, kanınızı alıp DNA örneklerinizi bir başka yerde depolamaya götürebilir. Yani farklı bir ırkta ve inançta olduğunuz için bir anda o şeffaf kafes, görünmez kafes sizin için daha da küçülüyor ve sıkılaşıyor. Yeri geliyor, hiçbir suçunuz yokken zulme uğruyuveriyorsunuz. Dünyanın bu iki kutbu arasında suçları önceden engellemek için uygulanan sistemlerde insanların özgürlüğü açısından dağlar kadar fark var gördüğünüz gibi. Ancak her ikisinde de temel sorun ön yargı. Bir insan dini, dili, ırkı yüzünden hiç olmadık yerde suçlu ilan edilebiliyor. Sistem sıkılaştıkça, kafes daraldıkça suçsuz yere ceza çeken insanların oranı da yükselmeye başlıyor. Peki ya teknoloji bu ön yargı sorununu ne kadar çözebilir? Mesela bugüne kadar işlenen bütün suçları, bu suçlara verilen cezaları, bütün yasaları, anayasaları ezbere bilen bir yapay zeka hüküm verse nasıl olur? Ne güzel olur değil mi? Her şey kitabına uygun şekilde ilerler ve hiçbir yanılgı olmadan sorunsuz bir şekilde adalet sistemini kurarak yolumuza devam ederiz. Ancak burada da durum öyle değil arkadaşlar. Günümüzdeki en ileri düzey yapay zekalar bile cinsiyet ve ırk eşitliği konusunda epey tutarsız davranışlar sergiliyor. 1943'teki bir Alman askerini Asyalı, Papa'yı ve ABD'nin kurucusu George Washington'ı siyahi resmedebiliyor mesela. Yani yapay zekalar henüz kültürel çeşitlilik ve eşitlik gibi konuları anlayabilmiş seviyede değiller. Ki insan haklarına etki edecek kadar derin hukuksal kararlar verebilsinler. Peki ya teknolojiyle bir suçun işleneceği anı, suçluyu ve kurbanı dakikası dakikasına tespit etmek mümkün mü? Aslında bu soru bilimsel ya da teknolojik bir sorudan çok günümüz şartları içerisinde felsefi bir soru arkadaşlar. İzin verin yeri gelmişken açıklayayım size. Çünkü sorunun temelinde sadece bir suçu değil insan davranışını gerçekleşmeden önce tahmin etme amacı var. Toplum içinde gayet sıradan biriymiş gibi görünen potansiyel bir suçlu düşünün. Her yer bu insanlarla dolu. I visited your home this morning after you left. I tried to play husband. I tried to taste the life of a simple man. Pull it away! It didn't work out.
suçu ne zaman işleyeceği, nasıl işleyeceği hakkında kesin bir kanıya ulaşmak için o kişi hakkında o kişinin kendisinden daha çok şey bilmeniz lazım. Toplum içinde söylemekten çekindiği ama suç niteliği taşıyan ilgi alanları olsun. Aile geçmişi, tüketim alışkanlıkları, uyku düzeni, şiddete yatkınlığı ya da varsa bir psikolojik rahatsızlığı, bu liste uzar gider. Bunların hepsini internete bıraktığı ayak izlerini takip ederek aslında net bir şekilde görebiliriz bugünün şartları içerisinde. Ancak iş suçun işlendiği anı dakikası dakikasına tespit etmeye gelince günümüz şartlarında sadece istatistiksel tahminler yapabiliyoruz. Çünkü insan doğası ve davranışları yıldızlar ve gezegenlerin hareketleri gibi tahmin edilebilir ve hesaplanabilir değil. En azından şimdilik. Gelecekteki güneş ve ay tutulmalarına hayli kuyruklu yıldızının ne zaman dünyadan görünür bir şekilde geçeceğini kesin bir şekilde hesaplayabiliyoruz. Çünkü gezegenlerin ve yıldızların hareket etmelerini sağlayan algoritmaları büyük bir oranda çözdük. Yani modern bilim her şeyin kesin bir şekilde öngörülebilir olduğu temeline dayanıyor. Buna da felsefede determinizm deniyor. Determinizm de diyor ki, evrende yaygın olarak bulunan kimyasallardan oluşan varlıklarız bizler de insan olarak. Ne kadar karmaşık olursak olalım, evrende bulunan diğer hiçbir şeyden farklı değiliz. Yani diğer her şeyin geleceğini hesaplayabiliyorsak, kendimizinkini de hesaplayabiliriz. Ancak insan doğasının ve davranışlarının algoritmasını henüz çözemedik. Peki neden? Çünkü çok fazla değişken var. Dahası duygularımızı tetikleyen kimyasalların adını bilebiliyoruz. Bunları yapay şekilde üretip yapay şekilde mutlu olabiliyor, yapay şekilde üzülebiliyoruz. Ancak hayatımızın doğal akışı içerisindeki duygu durumlarımızı ve değişimlerimizi önceden tahmin edemiyor, kestiremiyoruz. En azından rakamlarla ifade edemiyoruz şu an için. Bir olay karşısında nasıl tepki vereceğimizi hesaplayabilecek doğal ya da teknolojik bir işlem gücü icat edilmedi çünkü henüz günümüzde. Diyelim ki günün birinde böyle bir hesaplama gücü kavuştuk. O halde tüm davranışlarımızı tahmin edebilmeyi bırakın, geleceğimizi de geçmişimiz gibi net bir şekilde görebileceğimiz anlamına geliyor bu. Böyle bir durumda büyük patlamadan sonraki 14 milyar yıl boyunca yaşanan ve bundan sonra yaşanacak her şeyin bir senaryodan, planlanmış bir tiyatro sahnesinden farksız olduğunu kabul etmemiz mi gerekiyor mesela? Bakın, konu işlenmemiş bir suçu dakikası dakikasına tahmin etmekten varoluşsal sorunlara nasıl geliverdi bir anda? Sonuç olarak günümüz şartlarında gelecekteki herhangi bir şey gibi suçu da kesin bir şekilde tahmin etmek mümkün değil gibi gözüküyor. Ancak eğer olur da kuantum belirsizliğini çözdüğümüz bir gelecek mümkün olursa bu soru felsefi bir soru olmaktan çıkacak ve tamamen iş matematiğe dönecek. İşte o zaman sadece biz suçu tahmin etmekle kalmayacağız. Belki de geçmiş, gelecek ve hatta zaman kavramının olmadığı bir dünyada yaşayacağız. Peki öyle bir dünyada ahlak, adalet, insan hakları ve ceza gibi kavramlara ne olacak? O gün gelene kadar asayişi berkemal etmek için önümüzdeki teknolojik sihirli kürelere bakmaya devam edeceğiz anlaşılan. Ya da bu olayların bir kez daha yaşanmaması için o canilerin adını asla unutmayacağız ve unutturmayacağız.